Merhabalar balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle Mayıs ayının son 2 haftasına niyet güzel enerjilerle bir açılım yapalım istedim arkadaşlar. Evet, sizlerden her zaman istediğim gibi güzel niyetlerinizi tutmanızı istiyorum. Balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar lütfen sizler de izleyin. Lütfen izlettirin. Muhteşem bir enerjiyle açılım yapacağız. Mayıs ayının son 2 haftasına niyet şöyle bir açılım yapmak istedim. Her zaman söylüyorum, güzel niyetlerinizi tutun arkadaşlar. Pozitif enerjiyi alın. Lütfen negatif enerjiyi bırakın gitsin. Açılımda ne çıkar bilemiyorum. Bundan ziyade arkadaşlar çok soruyorsunuz. Şunu söyleyeceğim, yani çok uzatmayacağım ama hemen söylemek istiyorum. Instagram adresimizin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Lütfen takip edin. Soru cevaplar yapıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar yedek YouTube hesabımız, eğer buradan bana ulaşamamak gibi bir durum yaşarsanız yedek YouTube hesabımız üzerinden tekrardan açılımları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca şu anda yedek YouTube hesabımızda da zaten Esma-i Hüsna'larla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ve o yüzden sizleri de davet etmek istiyorum açıkçası. Ve şunu net bir şekilde söyleyeyim. Instagram adresimizin ve yedek YouTube hesabımızın linklerini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bundan ziyade iletişim bilgimi çok soruyorsunuz. Videoya geçmeden önce söylemek istiyorum. Arkadaşlar bireysel açılımlar yapıyorum. Özel bakımlar yapıyorum tabii ki de. Ve bundan ziyade bana çok soruyorsunuz yorumlar kısmından nasıl ulaşabilirim diye. Paylaşıyorum aslında ama tekrar tekrar paylaşmam gerekiyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden şöyle hemen söyleyip açılıma geçmek istiyorum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar 545-766-1624 no'lu telefon üzerinden lütfen WhatsApp üzerinden bana mesaj atan aramalara bakma şansım olmuyor. 545-766-1624 no'lu telefon üzerinden bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet, bu şekilde bilgilendirmemi yaptığıma göre balık burçları niyetlerinizi tutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ve hemen açılıma geçmek istiyorum. Balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar. Mayıs ayının son 2 haftasına niyet şöyle tarihlerinde yazıyorum. Bir kahve falı açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen ben bir bakayım. Hayırlı olsun arkadaşlar. Sizin niyetiniz tutmuş. Neye niyet ettiğinizi bilmiyorum ama. Aha da düştü. Evet. Niyetiniz tutmuş arkadaşlar. Ben biraz zorladım. O yüzden biraz şey oldu. Hiç şey yapmayın. Zorlamasaydım niyetiniz gayet de güzel bir şekilde tutmuştu. O yüzden niyetinizi tutmuş haliyle kabul edin. Siz sonradan gördünüz. Ben de zorlamasam açılmayacaktı zaten. Evet. Şöyle hemen devam edeyim. Şöyle de bir bakmak istiyorum. Bayağı yolculukların olacağı, tatillere mi gidiyorsunuz arkadaşlar? Bakın yüzleriniz gülüyor. Evet, hemen açılıma geçmek istiyorum. Çok daha şey yapmayayım, uzatmak da istemiyorum. Bakın, bir yolculuklar var. Yapacağınız yolculukları sakın gözünüzde büyütmeyin. Ya da arkanızda birileri var diye işte bekleyen ya da arkanızda birilerini bırakacaksınız diye de gideceğiniz yere tatil olabilir. Annenize, babanıza gidebilirsiniz. Ailenize gidebilirsiniz. Ya da bir yerlere gidebilirsiniz. Gerçekten eğlenecek bir yerlere gidebilirsiniz. Gözünüzde sakın büyütmeyin. Gideceğiniz yolu, gideceğiniz yeri lütfen gözünüzde büyütmeyin. Bundan ziyade arkanızda şu kalır, bu kalır diye düşünmeyin. Bu yolculuk size çok iyi gelecek ve böyle zihnen ve bedenen gerçekten rahatlayacağınızı gösteriyor. Şöyle bir devam ettiğimde arkadaşlar bakın inişli çıkışlı bir dönemden geçmişsiniz. Bazen istedikleriniz hiç olmamış. Böyle birileri de olmasın diye çok uğraşmış açıkçası. Siz bir yerlere gitmek isterken birileri olmasın diye, gitmesin diye çok uğraşmış ve siz de maalesef onların dediğini yapmışsınız. Halen daha olduğunuz yerde duruyorsunuz. Ve bakın bundan ziyade şunu söylemek istiyorum. Biraz fazla etrafınızdakileri düşünüyorsunuz. Farkınızdayım.
ama biraz daha kendinize dönmeniz gerektiğini gösteriyor. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar, biraz karamsarlık ve vesveseniz de oluşmuş. Bu konuda biraz daha sosyalleşebilirsiniz. Ayrıca vesveselerle ilgili çalışmalardan da faydalanabilirsiniz. Köstebek gibi böyle hayatınızı deşmeye çalışan birilerini gösteriyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Çünkü böyle karışmak istiyor, müdahale etmek istiyor. Seninle alakalı bir takım konularda karar vermek istiyor. Bana niye sormadılar diyor. Yakınlarınız da olabilir, bunu da söyleyeyim. Böyle sürekli böyle sizin hayatınızda haneyle alakalı yorumlar yapıp bir takım eleştiriler yapan birisini gösteriyor. Bakın, ev taşımak gibi bir durumunuz, taşınmak gibi bir durumunuz varsa evet olabileceğini de gösteriyor açıkçası. Bakın balık burçları, taşınmak gibi bir durumunuz varsa evet taşınabileceğinizi gösteriyor. Bakın, adında T harfi olan birisi. Bu kişiye biraz dikkatli, biraz da temkinli yaklaşın. Böyle iyi görünüp ama pek de iyi niyetli olmadığını söyleyebilirim. İki yüzlü davranacak. Yıldızınız bir yüksek bir düşük son zamanlarda arkadaşlar. Bakın, yıldızınız yüksekken, yani şöyle söyleyeyim, aslında kendinizi çok çok iyi hissettiğiniz zaman da başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ve işte tam olarak da o zamanları çok iyi değerlendirin. Çünkü o zamanlarda başardığınız, kazandığınız sizindir. Bunu söylemek istiyorum. Bir de ağzınızla çok fazla laf verdiğinizi gösteriyor arkadaşlar insanlara. Biraz daha böyle herkese her şeyinizi anlatmayın. Ya biraz anlatmayın arkadaşlar. Bir şey yapmak istiyorsunuz, bir işe girmek istiyorsunuz. Gidiyorsunuz işte, ben şu iş yerine başvurdum diyorsunuz. O da istiyor oraya girip girmeyi. Gözü kalıyor bu sefer de. Ne oluyor? Sizin önünüzde göz engeli oluyor ve siz o iş yerine giremiyorsunuz. O da giremez ama bu sefer sen de giremezsin. O yüzden biraz böyle bir müddet bakın bu dediğimi yapın. Bu dediğimi niye yapın biliyor musunuz? Gözden uzak olmak için, nazardan uzak olmak için lütfen bu dediğimi yapın. Önünüzü keser, nazar insanı mezara götürür. Bu bilinmiş bir şey. O yüzden de arkadaşlar, bir şeyler tam olarak, net olarak gerçekleşmeden birilerine anlatmayın. Lütfen bu dediğimi de dikkat edin. Bir tartışma yaşanacağını da gösteriyor, bunu söyleyebilirim. Karşınızda sizden o kadar çok konuşan birisi var ki, yani bıdır 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 bayağı susmadan konuşuyor açıkçası ve siz bu kişinin çok fazla konuşmasına ve aslında çok da dolu konuşmuyor, boş konuşan birisi ve siz artık sus diyorsunuz ona, bir tartışmayla sus diyorsunuz. İçinizde biriktirmişsiniz, artık bu kişiye bir patlıyorsunuz. İyi de oluyor, merak etmeyin, çünkü artık susması gerektiğini anlıyor ve ağzının payını alıyor arkadaşlar. İyi de yapıyorsunuz. Bakın, kalbinizle alakalı iki böyle kişide mi kaldınız yoksa iki yerde mi kaldınız? Kalbinizle alakalı ikiye bölünmüş durumda olduğunuzu gösteriyor. İki tarafı da memnun etmeye çalışıyorsunuz. Eşinizle çocuğunuz da olabilir ama eşinizle aileniz arasında da olabilir. Onu söyleyeyim size. Kendinizi zorluyorsunuz açıkçası ve çok yıpranıyorsunuz bu durumda. Hem kendinizi, hem eşinizi, hem de ailenizi memnun etmek gibi bir durumunuz çıkmış. Bu konuda da gerçekten bir müddet daha zorlanacaksınız. Bir hastalık durumu çıkmış ama bu sizinle değil de etraftan biriyle alakalı ve siz bu kişiyi sevdiğiniz için o kişiye bu hastalık durumunda yanında olup da yardım edeceğinizi gösteriyor. Bakın, bir de bir birikim yapmak istiyorsunuz ve bu yapacağınız birikim bereketlenecek arkadaşlar. Böyle bir kumbarayla mı yapıyorsunuz bilmiyorum artık, nasıl meblağlarla yapıyorsunuz, herkesin farklıdır. Balık burçları, bakın yükseleni ve ay burcu da balık olanlar, sizlere de söylüyorum. Bir tasarruf, bir birikim yapmak gibi düşünceniz varsa arkadaşlar, evet şu anda çok güzel bir şekilde kumbaranız çıkmış. Evet, paranızın bereketlenme durumu var. Arkadaşlar, kumbaranın da enerjisini hanenizde bulundurun. Burada çok güzel, aslında ben daha önceden paylaşmıştım ama
Hangi videoda olduğunu bilemem şimdi. Kumbara enerjisiyle yapılan çalışmayı paranın bereketlenmesi için de yaptırmıştık. Çok güzel sonuçlar elde ettik arkadaşlar. Lütfen sizler de yapın. Bakın paranızın bereketleneceği bir dönemdesiniz. O yüzden sizler de yaparsanız daha çok bereketlenir. Evet, balık burçları. Şöyle tabağınıza da hemen bir bakmak istiyorum. Kırmazsam eğer. Evet. Şöyle hemen göstereceğim sizlere. Şunu şöyle alabilirim. Evet, bakın. Evli misiniz diyeceğim ama şu anda bir balık burcunun, bekar olan bir balık burcunun arkadaşlar yorum yapacağım. Çünkü bir evlilik teklifi almak ya da tamamen bekarsanız, hayatınızda hiç ilişkiniz yoksa yeni biriyle bir takım ilişkiler içine girme durumunuz söz konusu. Evli olanlar da ilişkilerini düzeltmek yoluna giriyorlar. Aslında çok zıt karakterde iki insanın aynı haneye girdiğini gösteriyor. Ama birbirinizle aslında zıtlıkların, zıt kutuplar birbirini çeker misali birbirinizle olan zıtlıklarınızla düzelme, bakın düzelme durumuna doğru girmişsiniz. Süpersiniz aslında. Arkadaşlar bulunduğunuz ortamı değiştirmek gibi bir şeyi kendinize çok büyük bir dert edinmişsiniz. Evet zaten bunu yapacaksınız. Fincanınızda da zaten çıkmıştı bir yer değişimi olacağı. Hareketli bir zamandan geçebilirsiniz. Koşturmacalı olabilir, bunalabilirsiniz, yorulabilirsiniz. Ama bu yorulmaların sonunun güzel olacağını söyleyebilirim. Eliniz çok açık. Bakın eliniz haddinden fazla açık. Bu yüzden belki de şimdiye kadar birikim yapamadınız. O yüzden fark etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Artık tamam iyilik yapın. İyilik yapmak çok güzel bir şey. Ama nasıl desem artık karşılığını görmeyeceğiniz insanları da iyilik yapmaktan biraz vazgeçmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve siz artık zaten bunun da farkındasınız gördüğüm kadarıyla. Şunu da söylemek istiyorum. Yaptığınız bir iyiliğin de karşılığını alma durumunuz var. Bir de arkadaşlar şaşırma durumunuz çıkmış. Evet bak onu da söylemek istiyorum. Bir şaşırma durumunuz çıkmış sizin. Böyle bir haber alıp da ya bu bana gelmezdi böyle bir teklif, böyle bir haber nasıl geldi diye bir şaşırma durumundan geçeceğinizi gösteriyor. Bakın nasibinizin üzerine oturacaksınız. Çok güzel oturur vaziyette çıkmışsınız. Sizin çok güzel bir nasibiniz var arkadaşlar. Çok güzel bir nasibinizin üzerine oturuyorsunuz. Bir takım kıskanılmalara maruz kalabilirsiniz. Bakın bundan ziyade çekememek gibi bir durumlar yüzünden birileriyle tartışma yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar devlet kapısıyla alakalı bir takım işleriniz varsa hayırla olumlu sonuçlanacağını gösteriyor. Evet, kendi sağlığınıza da biraz daha dikkat ederseniz bu mevsim geçişlerinde iyi olacağını gösteriyor. Bakın, bir takım dağılma durumlarından geçmiş olabilirsiniz ve bu dağılma durumlarından sonra şu anda Mayıs'tayız, değil mi? Şu anda Mayıs'tayız. Evet, çok güzel. Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı diyeceğim arkadaşlar. Tam toparlanamamışsınız ama bir toparlanma durumunda olduğunuzu gösteriyor. Bir de arkadaşlar içinize çok fazla şey atıyorsunuz. Çok fazla konuyu, kelimeyi biriktirmişsiniz. Kelime kelime içinizde biriktirmişsiniz. Bunun bir patlama noktası olacak. Bakın fincanda da vardı. Bunun bir patlama noktası olacak. O yüzden aslında artık biriktirmeyin. Biraz konuşmayı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birilerinin de maskesi düşecek. Onu söyleyebilirim. Çok göz göz zaten birileri tarafından yediğinizden, içtiğinizden, giydiğiniz kıyafetlere kadar konuşulduğunu hatta sanki takip ediliyormuş gibi onu da söyleyebilirim. Yani siz kapıdan çıktığınız andan itibaren birinin sizi takip edermiş gibi bir pozisyonu çıkmış açıkçası. Evet, onu söyleyebilirim.
Bundan ziyade arkadaşlar gerçekten bu konu komşularınıza da bir dikkat edin ya. Bunların da gözleri göz değil açıkçası. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakmak istiyorum ama siz gerçekten büyüyüp olgunlaşmışsınız ve bu yüzden nerede ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz de gösteriyor. Çünkü bir yaşadığınız sıkıntıların sizi olgunlaştırdığını da gösteriyor arkadaşlar. Evet, balık burçları. Evet, balık burçları. Sizler için Mayıs ayının son 2 haftasında niye şöyle bir kahve falı açılımı yapalım dedim arkadaşlar. Açılımınız güzel çıktı. Pozitif enerji alın, negatif enerjiye. Her zaman söylüyorum, lütfen bırakın gitsin. İletişim bilgimi paylaştım sizlerle. Instagram adresimizi paylaştım arkadaşlar. Ve aynı şekilde de yedek YouTube hesabımızı da sizlerle paylaştım. Açıklama kısmına bilgileri paylaşacağımı söyledim. Linkini bırakacağım arkadaşlar. Tıklayarak şimdiden abone olun. Yedek YouTube hesabımızda da çok güzel Esmaül Hüsna'larla çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Bence katılın yani. Çünkü orada da canlı yayınlarımız olacak. Şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız canlı yayınlarımızdan da anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Canlı yayınlarımızda çok güzel oluyor. Soru cevaplar yapıyoruz açıkçası. Muhteşem geçiyor. Hatta dün akşam yaptığımız canlı yayın gerçekten efsaneydi. O yüzden sizin de böyle katılmanızı istiyorum açıkçası. Bundan ziyade arkadaşlar lütfen bir beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen lütfen rica ediyorum. Emeğe saygı için yani gerçekten hak olarak diyeceğim. Emeğe saygı için lütfen bir beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı. Bakın özellikle söylüyorum, bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ciddi olarak 12 burcun açık kahve falı açılımı, tarot açılımı derken ciddi bir emek sarf edip bu videoları hazırlayıp sizlerle paylaşıyoruz. Ve ben bunu tamamen burca niyet yapıyorum arkadaşlar. O yüzden çok etkili olması söz konusu. Bu yüzden de diyorum ki uyumlanmak için söylediklerimi yapın arkadaşlar. Hani bazen çünkü bu şekilde geri dönüşler alınıyor. Uyumlanmak için zaten söylediklerimi yapın arkadaşlar. Ayrıca zaten siz de zaman harcıyorsunuz burada. Biz de aynı şekilde zaman harcıyoruz. Ve bunun için de özellikle söylüyorum. Yani birazcık tabii ki de vicdanı olan birisi, merhameti olan birisi zaten kanalıma abone olup beğeni yapar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sizlerin harcadığı zaman, bizlerin harcadığı zaman bir emek var ortada arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Evet, şöyle bir aklıma gelmişken sizlere de söyleyeyim. Tarot açılımı da istiyorsunuz benden, farkındayım. Ama arkadaşlar ben böyle yani kahvenin peşine 2 kart çekip de işte şu olacak bu olacak demeyi istemiyorum açıkçası. Onu söyleyebilirim sizlere. Yani ben biraz ayrıntılı açılım yaptığımı hepiniz görüyorsunuz burada. Ve ben tarotu da çok ayrıntılı bakarım arkadaşlar. Tek tek net bir şekilde baktığım için. Yani burada 2 kart çekip de aa bak bu olacak bu olacak demek istemiyorum. O yüzden ayrı olarak burçların bizzat 12 burcun ayrı olarak videolarını ayarlayıp hemencecik böyle güzel bir şekilde en ince ayrıntısına kadar hazırlayıp sizlerle paylaşıyorum zaten biliyorsunuz. Evet, 12 burcun da tarot açılımlarını kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar. Evet, pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. İletişim bilgimi paylaşıyorum ama bana yorumlar kısmından da ulaşılıyor çok fazla. Arkadaşlar anlamadığınız eğer böyle sormak istediğiniz bir şeyler varsa tabii ki de her zaman sorabilirsiniz. Çünkü böyle ben akşamdan müsait olduğumda alıyorum.
Telefonu elime bakıyorum, kim ne yazmış, kimin neye ihtiyacı var. İşte benden bazen özel istekler isteniyor. Ben de karşılıksız bırakmamak için uğraşıyorum. Kim benden ne istiyor diye tek tek bakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde zaten şu anda cevaplanmamış bir yorum kalmamıştır zaten. Çünkü bütün yorumlarınızı cevapladım arkadaşlar. Bakın canlı yayınlarda da buna çok denk geleceksiniz katılırsanız. Tek tek bütün soruları cevaplıyorum. Ve aynı şekilde sizin benden istediğiniz bir şey varsa, bir açılım ya da işte bir niyet varsa tabii ki de bunların çalışmalarını da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.